İşte Hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Ömrünü tiyatroya adamış, televizyon ve sinema dünyasının tanınmış simalarından Levent Üzümcü Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fikrimi merak edip sorduğunuz için. Çok sağ olun. Levent Üzümcü kimdir? Bir baba. İlk etapta o geliyor aklıma. Roller içinde, yaşamdaki roller içinde ilk önce baba rolü geliyor aklıma. Ondan sonra tiyatro oyuncusu, oyuncu geliyor. Ondan önce tabii evlat aynı zamanda. Annemin babamın evladı. Kız kardeşimin abiyi, yeğenimin dayısı. Onlar öncelikli hayatımdaki rollerim. Onun dışında da işte iş dediğim gibi işte tiyatro oyunculuğu. Bunu söyleyebilirim. Evet, müthiş. Peki neden tiyatro? Ne kadar güzel bir soru. İnanın bana 18 yaşında bir çocuğun neden tiyatro sorusuna cevap verebilmesi pek mümkün değildir. 18 yaşında, 17 yaşında, 16 yaşında tiyatroya başladım. Ve oradan sonra konservatuvara girdim. Tiyatro oyunculuğu bölümünü okudum, bitirdim. Neden tiyatro sorusuna belki bir cevap veremiyorum ama şunu söyleyebiliyorum. Tiyatro dışında ben ne yapabilirdim diye kendime sorduğumda pek bir şey bulamıyorum. Hmm. Ne bileyim tüccar değilim, bir şeyi alıp satmayı bilmem. Bunu söyleyebilirim size. Yapmayı bildiğimi düşündüğüm tek iş bu. Belki zamanında fırsatım olsa bir su altı fotoğrafçısı falan olabilirdim ama bu ne oldum? Bundan başka bir şey de düşünemiyorum. O yüzden tiyatro galiba. Peki yıllarınızı tiyatroya adamış, turnelere çıkmış bir insansınız. Unutamadığınız, bizle paylaşmak istediğiniz sahne hatıraları. O çok var elbette yani. Çünkü canlı yapılan bir sanattan bahsediyorsunuz. O anda, orada ve söylediğiniz şey ağzınızdan çıktığı anda çıkmış oluyor. Yani toparlamak zorundasınız. Böyle unuttuğumuz, duaçlama yaparken içinde kaybolduğumuz çok zaman olmuş. Olmuştur yani. Elbette oynadığımız oyunlara kıyasla çok azdır ama onların efekti büyük olur unutulmaz yıllarla. Birçok var şimdi böyle spesifik olarak aha şudur şuradaki şu oyunda şu oldu falan filan yerine düştüğümüz komik durumlardan çıkışımızı keşke bir kamera olsa da bizi çekebilse ama işte tiyatro canlı oynanan bir şey ve onu izlesen o kadar komik gelmez. Anlatınca komik oluyor falan filan işte neyse. Bazı hikayeler öyledir ya. Yaşarken size dehşetli gelir fakat üzerinden 2-3 yıl geçince siz onu bir komedi hikayesi gibi anlatırsınız. İşte olayın trajedinin üzerine biraz zaman koyduğum komedi oluyor zaten. Evet, müthiş. Peki nasıl her anı yaşayabiliyorsunuz? Komik de var, dram da var, aksiyon da var. Sahne üzerinden evet, bahsediyorsunuz. Evet. İlk önce kendini inandırman gerekiyor. Eğer kendini inandırabilirsen o gözyaşına, o kahkahaya, o duruma, senin inandığın bir şeye seyirci zaten inanır. Birçok aktör Türkiye'de, özellikle televizyonda iş yapan birçok aktör, içinde bulunduğu duruma inanarak oynamaya özen gösteriyor. O durumu yaşatmak için çok özen gösterdiklerini düşünüyorum. Ondan sonrası yetenek. Evet. Peki şunu hep gördük. Tiyatro insanlarıyla böyle beraber olduğumuzda normal diğer meslek dallarına göre daha mütevazı, daha böyle candan, daha halkın içinde gördük. Bunun nedeni ne? Bilemem. Diğerleri adına konuşamam ama benimle ilgili hani böyle bir şey görüyorsanız zaten halktan birisin. Yani çıkıp da akşamları 350 kişiye, 400 kişiye oyun oynamak, yeteneğin karşısında seyircinin göstermiş olduğu teveccüh seni zehirlerse bir anda başka birisi olabilirsin. Böyle insanlar da var bizim mesleğimizi yapan. Fakat ben halktan biriyim. Bir berber de halktan biri. Bir oyuncu da halktan biri. Baktığında berber ne iş yapıyor? Saç kesiyor, sakal kesiyor. Onu müşterileri tanıyor, akrabaları tanıyor, konu komşusu tanıyor. Bir de diğer esnaf arkadaşları tanıyor. Ama bir oyuncuyu o gece gelen 350 kişi tanıyor. Bir film çekersen milyonlar izliyor. Bir dizi çekiyorsun 10 milyonlar seni izliyor. Ve bu bir anda bizim gibi küçük dünyalardan gelen normal halktaki işçilerin, memurların çocuklarıyız biz de. Bir anda böyle bir teveccüh karşısında aklını yitirenler olabiliyor. Bunu yanlış anlayanlar, farklı davrananlar olabiliyor. Ama ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Nereden geldiğimi mesleğimle örtmeye çalışarak saçmalamıyorum. Müthiş. Çünkü şunu görüyoruz. Levent Üzümcü dizilerden de biliyoruz. Aynı zamanda tiyatrolardan da biliyoruz. Takip ediyoruz. Ve heyecanlanıyoruz görünce Levent Üzümcü. Ama şimdi biz sizle yarım saat öncesine kadar tanışmadık. Şimdi beraberiz burada. Ama ben sizle sanki şu an senelerde tanışıyor rahatlığında muhabbet edebiliyorum. Aslında sormak istediğim bu. Bu bir parça tabii insanların ben herkese aynı davranıyorum. Herkes de aynı olduğu için. Yani bugün insanların onlara takılmış olan bir takım rütbelerle davranıyor olması, o rütbelerin gelip geçici olduğunu bilmiyor olması onların kendi içlerindeki bir çıkmaz. Sana da insanlar rütbe takarlar. Kendi gözlerinde, kendi kafalarında, kendi içlerinde seni alıp bir yere koyarlar. İster istemez bu çok normaldir. Hepimiz için bu söz konusu. Ama siz ilk gördüğünüzde ben herkese aynı davranırım. Merhaba, ne haber? Nasılsın? İyi misin? Gel abi otur. Nedir? Ne yapabiliriz? Hep böyleyimdir ben. Yani hiç kimseye sen benim kim olduğumu biliyor musun? Vay efendim ben şuyum biliyor musun? Falan gibi bir şey diyemem. Yani ben işte arabaya bineceğim için içkili bir mekandayken içki içmem araba kullanacağım için. İşte polis durdurur beni. Vay Levent abi sen geç der. Arkadaşlarım bütün gece ben bunun için içmedim. Üfletçe şunu yani.
bir şeye değsin. Gülerler. Yani gel abi peki çok istiyorsun diye. Millet kaçmanın yolunu ara. Kullanıyorsam içmemişimdir yani. Evet, süper. Son olarak sizleri fazla yormama adına izleyicilerimize, takipçilerimize, sizi sevenlere, sizi izleyenlere tavsiyeleriniz nelerdir desek? Eğer çolukları çocukları varsa mutlaka sanatla ilişkilendirsinler. Sanatı yapan biri olarak değil, sanatın alıcısı olarak ilişkilendirsinler. Bir sergi gezsinler, bir çocuk oyununa gitsinler, bir gençlik oyununa gitsinler. Sanatın bir ihtiyaç olduğunu çocuklarına aşılasınlar. Sanatın bir ihtiyaç olduğunu bilmeden yaşıyor bazı insanlar. Hayatında hiç sanat eserine gitmemiş, bir sanat eserini paylaşmamış bir insan, sanat eserinin ne demek olduğunu bilemez. Sanata duyduğu açlığın aslında nasıl bir şey olduğunu kestiremez. Hep kafada şöyle bir şey var. Şimdi sanat ve sanatçı yaşamda belli bir noktaya geldikten sonra yaptığı sanatı aşmaya çalışır. Ama hiç sanat alıcısı olmamış birinin bir soyut resim sergisine gitmesi onun bir anda overdose olması anlamına gelir sanat. Ama normal resim yapan mahallelerindeki emekli kadınlar da var. Onlar da sergi açıyorlar. Bunu da gezebilirsin. İlle de her tiyatro oyunu Almanya'da konulmuş bir Hamlet belki sana hitap etmiyor olabilir ama sana hitap eden oyun mutlaka vardır. Sana hitap eden bir heykel mutlaka vardır. Bunu bir ihtiyaç olarak görebilmek için mutlaka bunlara gitmelisin. Eğer senden kaçtıysa tren mutlaka çocuğuna bir iyilik yapmak istiyorsan bunu yapmalısın. Alıp çocuğunu elinden tutup bir sergiye götürmelisin. Alıp çocuğunu elinden tutup bir tiyatro oyununa götürmelisin. Ona yapacağın en büyük iyilik olur. Teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız. Kanalımıza şeref verdiniz. Şeref tekrar gördüm. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. İşte hayat serimizde bugün duayen tiyatrocu Levent Üzümcü Beyefendi ile beraberdi. Kendileri kırmadılar, geldiler. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.